Yeni bir videoma hoş geldiniz. Yollardayım, hazırlandım, çıktım, randevum var, oraya gidiyorum. Şöyle 2 saat sürer zannedersem. Ondan sonra da şişelerim var boş, yine onları geri vereceğim, içecek alacağım ama paketim de var verilecek. Onun için diyorum ki postanenin yanında Reyme var, hemen oraya gideyim, hem oradan zaten içecek alıyorum, oradan da ya aynen öyle düşünüyorum. Öyle Lidl normal Norma'ya gidebilirim bak. Ekmeğim yok. Ekmeği Reve'den almayıp Norma'ya gideyim. Birbirine yakın zaten. Norma'dan vazgeçemiyorum arkadaşlar. Norma. Randevum tamam. 1,5 saat sürdü ama bayağı yapılacak işlerim vardı. Bayağı ihmal ediyordum onları ben. Bankamın biraz bana uzak olması, hani bizim orada olmaması böyle ihmal etmeme sebep oluyordu. Onu da hallettim. Şimdi buradan şeye devam. Gözlüğü taktığım zaman Instagram'da falan böyle bana hep sorular geliyor. Chanel hangi modeli bu? İşte nereden aldın? Link. Chanel falan değil. Ben ve Chanel. Neyse ama güzel gözlük. Yani bu model Chanel'in gözlüğü var mı yok mu arkadaşlar? Onu bile bilmiyorum yani. Haberim bile yok. Hoşuma gitti, aldım işte. Neymiş? Cam için. Yok ya. Neymiş? Aa, fırça. Elektrikli süpürge için. Kovalar. Sepetler. Normada neymiş? Aa, sadece boş. Şubladen box. Halı. 40 €. Sandalye. Tanecik kalmış. Şey sandalyesi herhalde. Bahçe. Çamaşır asmak için. Bunlar Norma'daki yenilikler. Bunları ben görmedim. Hafta sonu yoktum ya. Bir çap alalım. Aa, vasa pistolü. Bu kadarmış. 1,49. 6 ay istiyordu bundan ya. Alsam mı almasam mı? Yok. Ben Altay'la gelince alayım böyle şeyleri. Beraber alalım, hem sevinsin. Bunlar yastık ve malzemeler. Bunlar ne kadarmış? Ice tea vasa meloni. 1,19 vasa meloni. Ne alsam? Bir tane evde bulunsun ya, şöyle meyve suyu. Nereye gitmekten vazgeçtim. İçeceği de buradan alacağım. Şişelerimi de verdim burada. Bir paketim var. Onu sadece şeye, postaya da atabilirim. Vazgeçtim ya. Ben şu postadan daha alacağım. Allah. Yapmış. Kebap açıldı. Bile sevdi bunu. Alışverişleri tezgaha serdim. Tost ekmeği, dondurma, bu Heidelberg'lerden gördük alırken, ketçap, semil, bu balistoları seviyorum, Angebot'taymış, hemen aldım. Salatalık, işte bu pizzaları aldım. Sevdi Mine Santat'ın. Bir tane süt, şöyle içecek. 2 tane tatsiki aldım. Silas'ın mamasını kartondan çıkarttım. Orada Norma'da karton atacak yer var. Oraya attım geldim. Bana eziyet olmasın diye. Bulaşıklar. Makineyi çalıştırmamıştım daha. Neyse şu büyük şeyleri çıkartayım artık. Bunları da makineye atmıştım yer var diye. Şimdi bunları çıkartıp elimde yıkayayım artık. Burada bulaşıklar da birikti. Bunlar gitsin önce makineye. patlar falan. Cihan'la ikimiz kahvaltı ettik az önce. Cihan hazırladı. Bak, kamera açtın mı? Açtım herhalde, değil mi? Bir bakayım, kırmızı ışık yanıyor. Yanıyor. Açalım kamerayı. Bulaşıkları yerleştirirken size yeni tatilimizi anlatayım. Evet, yeni tatilimizi buldum. En sonunda. Öyle güzel. Yeni tatil şey yaptım. Ayarladım. Ne kadar? Buna bir öncekinden 100 euro fazla verdim. Hani bir önceki otel vardı. Ne için olmuyor demiştim ya. Ondan 100 euro fark attı fazla. Neyse, 100 euro idare eder artık. Türkiye biletlerinden 100 euro, 2 euro kar yaptım derken orası 100 euro fazlaya geldi. Bulduğuma şükür. Ne yapayım? Belki hiç kullanmayacaktım. Havaalanında şeyimi de hemen hallettim. Hani araba park ediyorsunuz ya, park and fly. Bunu da hallettim. Yani arabamı da direkt şeye park edeceğim. Havaalanına park edeceğim. Kendi arabamla gideceğim. Hiç kimseye götür, evde misin, vaktin var mı, çalışıyor musun demeyeceğim. Gerek yok. Ne kadar? 60 euro verdim bir haftalığına. Kapalı alana istersen 8 euro fazla veriyorsunuz. Arabanız kapalı alanda oluyor aşağıda. Ben kapalı alan tercih ettim. Ne olur ne olmaz dedim. Benim araba leasing ki, ama dışarıda durmasın güneşte falan dedim. Şimdi size konuşuyorum diye burada kafam karıştı, biliyor musunuz? Bulaşıkları nasıl yerleştireceğim bilemedim. Makine zaten çalışacak. Bu makine artık kaldı. Kendisi sığabildiklerini makineye koyalım şöyle. Alalım buradan. Bunu da alalım buradan. Her şey burada zaten. Benim güzel bulaşık kapadığım yerde. Lavabomu da hemen temizleyeceğim. Bu şey var ya, soda. Soda, bu benimki sıvı olanı. Ondan üzerine bu sitronin soyre. Bundan atıp üzerine kaynar su atıyorum ya. Onu dedim hemen şimdi bir yapıvereyim. Temizlensin şu şeyin gideri. Güzel. Bu arada bunu da hemen küçük bir anlatayım size. Hani demiştim ev, hani bu evden başka eve çıkabilirim, bakıyorum falan diye. Hala bakmaktayım. Hani bakıyoruz, gözlemliyoruz şöyle. O fikrim daha değişmedi. Hani burada bir kere söyledi, bıraktı, ev değiştiriyorum diye falan diye değil arkadaşlar. Hani gözlemliyoruz, bakıyoruz. İstediğim gibi olan böyle bir eve hani gözlemliyorum. İnşallah olacak. İşte en büyük şeyi bu evin. Şu teras diyorum, ne olurdu şu terasımı ev sahibi kapatıverse bana. Allah beni bu ev aramaktan, işte taşınmaktan kurtarsa. Ama tekrar bir konuşma yaptım ev sahibiyle. Diyor ki güneşliği kapatmak benim şeyim değil diyor. Hani benim vazifem değil diyor. Ama şu da var, internette okuduklarım aslında ev sahibinin kapatması lazım diyor. Ondan böyle detaylı anlayan bir avukat bulamadım. İki avukat aradım. Avukatın tabii kendisiyle görüşmedim. İşte orada çalışan kızlara, işte biz bir aratırız avukatı sana, bilmiyoruz o konuda falan. Halbuki bunlar şey Mietrecht Anwalt, yani böyle kira şeyi üzerine olan özel avukatlar. Aramadılar da ikisi de. Ben de işte ondan sonra bir de başka avukat bakmadım. Aslında bir avukata bakıp güzel kanunu öğrenip hani yüz göz olmadan ev sahibine güzellikle hani bakın bu kanunmuş diyebilmek istiyorum ben. Bana şu kanunda şu şeyde yazıyor, böyle olması gerek diyen bir avukat lazım. Öyle hani avukata gidip de avukattan kağıt göndermek, işte ben kiranızı %20 indiriyorum, işte burayı kullanamıyorum, terası çok güneşli oluyor falan da demek istemiyorum yani. Öyle bir avukat lazım. Çünkü ev sahibim, hep dedim ev sahibim cidden iyi bir insan. Ama terasta adam iyi değil. Teras konusunda geldi mi? Hayır. Ama başka şeylerde iyi. Komşularımdan çok memnunum. Bak, komşularım cidden o kadar hani gelenim oluyor, gidenim oluyor. Biz sesli konuşuyoruz. Terasta sesli konuşuruz, otururuz. Hiç daha bir kere hani ses oluyor, şu oluyor. Hiç demiyorlar. Çok da güler yüzler böyle hani. Öyle şey değil hani komşularım. Ne bileyim böyle suratsız olur, şey yap. Öyle değiller yani. Benim mesela alışverişlerle falan girerken görsünler hemen yardım eder, elimden alırlar, kapıyı tutarlar. O yönden komşularım iyi, şanslıyım. Bir terastan şanssızım. Teras diye geldim ben bu eve. Teras diye. Güzel terasım diye geldim ben bu eve. Keşke baştan evi tutmadan önce bir detaylı konuşulsaydı bu teras nasıl kapatılır diye. Ama arkadaşlar girdiğin eve de yani demez hani kim soruyor ki işte buraya şu konur mu, işte şuraya şey takabilir miyiz, buraya kanca takabilir miyiz, ne bileyim öyle şeyler pek aklımıza gelmedi, zerre kadar aklımıza gelmedi yani, bilmiyorum. Şimdi bu kamera olmadı, nasıl yapacağım şimdi ben bunu, nereye koysam? Tinikomu açtım tabii ki tatilden gelince, şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bu esfünfün tabii daha iğneleri var, bunun tangı böyle arkasında, benim Estra'nın önündeydi böyle, S3'ün arkasında. Şu ucu var ya, burası köşelere girmek için, daha kante için daha değiştirilmiş, iyileştirilmiş. Kamerayı şöyle elime alayım en iyisi. Şöyle açalım, ben size bir göstereyim. Bu yeni Tiniko'nun, bakın S3'ün şu köşelere daha güzel giriyor. Kantin şeyini daha güzel yapmışlar. Böyle. Ve dur kapatalım. Tankı arkasında, temiz su tankı ve öbür tankı yine böyle önünde. Şöyle açayım. Ayarını göstereyim size. Bir de bakın buradan normal otomatik buradan açıyorsunuz. Buradan da daha böyle şey yapıyor, böyle daha şey temizlemesi için buradan ayar yapabiliyorsunuz böyle. Ve bu mavi şey var ya burada, ring, bu mavi ring, bu mesela kırmızı olabiliyor bazen. Allah'ım nasıl çekim yapsam. Mesela bu mavi demek yeri temiz olduğunu göstergesi, kırmızı olduğu zaman da biraz daha temizle, daha temiz olmadı diyor. Bakın şimdi bana diyor ki bu şeyini temizle, tangını temizle diyor. Yani onun da haberini veriyor. Kaç yıldır Tiniko'yu çok seviyorum. Elim kolum ayağım oldu. Ben bumsuz bilmiyorum. Hani böyle mopla sileceğim, tekrar bu sıcak havalarda süpüreceğim de, sileceğim de, mop ıslatacağım da. Cidden yani mopa ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu o kadar güzel temizliyor ki. Bakın bir senedir bu evdeyim. Bir senedir hiçbir yerde daha bir leke mi kaldı, sarardı mı, karardı mı, hiçbir şey olmadı. İsteyenlere ben linkini bırakacağım arkadaşlar. Yorumlara lütfen yazın. Hatta kodum bile var. Onu da bırakırım sizlere, indirim kodum. İsteyenlere yani sadece. Yemek zamanı. Üstümdeki beyaz şeyi çıkarttım. Böyle şey ne diyorlar onun şeyine? Sentetik mi diyorlar, ne diyorlar? Bir de dar ya. Acayip terletti arkadaşlar. Dar olunca böyle yazın çok aşırı sıcak havalarda dar bir şey giydiğim zaman acayip rahatsız oluyorum ben. Böyle benim giydiğim şeyler yazın üfür üfür olacak. Vücuduma dokunmayacak yani. Şimdi yemek, sıcak da olsa hava, yemek yapılacak. Köfte, patates yapacağım. Şöyle küçük küçük yapayım patatesleri. Küçük küçük köfteler yapayım. Normal soğanım yok. Kırmızı soğanım var sadece. Köfteyi kırmızı soğanla yapacağım. Videomun altındaki, son videomun altındaki yorumları okudum. Teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Yine her zaman için arkadaşlar. İyi ki varsınız. Şey gelmiş, soru cevap videosu yap artık diye. Sorular birikti diye. Benim bir aklıma gelmişti bir ara yapayım diye. Hani soru cevap videosu. Ama bu da böyle sizden böyle şey gelince tam isabet oldu. Bu videonun altına, yorumlara sorularınızı yazın ve bir dahaki videomda, ondan sonraki videomda da soru cevaplarınızı aha bak Türkçe bak, Allah'ım, cevaplarınızı nasıl cevaplayacağım, sorularınızı ben cevaplayayım yani, bir soru cevap videosu yapalım. Hadi gözüme gitti be. Cihan antrenmana gittiğinde. Mileyim, arkadaşın doğum günü. Onun için hediye almaya gitti. Ben Deniz evde yalnız. Ben dizimi niye açmadım ya? Dizim bana eşlik yapıyor. Ne yapayım? Başka eşlik yapan yok. Benim eşim diziler. Neyse, şaka ediyorum arkadaşlar. Her yere gitmiş. Ha, yine kaybolmuş. Bir açık kalmadı, gitti şu diziler. Ha, şöyle bakalım. Yemeğimiz tamam. Nasıl göstereyim? Şöyle küçük küçük top top yaptım. Köfteleri ve patatesleri de küçük küçük yaptım. Böyle sade. Bunun yanımdan gelmedi. Yemeği geldi. Karnı acıkmış. Hemen kızıma bir yemek. Mile'ye dedim ki kızım bak kendine yiyecek bir şey al, acıkırsın oralarda dedim. Ve gittiği yerde işte hediye almak gittiği yerde benim kızım ne yapmış o parayla bubble tea almış. Yemek yerine. Ah benim kızım ah. Bubble tea bu bubble tea ne olacak bu bubble tea bilmiyorum. Mile neyle yiyorsun? Yoğurtla mı yiyorsun? Ketçapla mı yiyorsun? Ha? Yoğurt. Yoğurt. Tamam. Mile köfte kaç tane istiyorsun kızım? Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Neyse bilmiyorsam. Allah beni canım istedi ya. Cihan'ın gelmesi daha bir saat daha sürer. Ben en iyisi yiyeceğim Mile ile beraber. Şöyle güzel. Yoğurtlu mu? Ben de yoğurtlu severim. Patatesi ben yoğurtlu seviyorum. Sağ. Evet. Sofraya. 2 dakika dışarıda oturayım dedim. Zaten öğleden sonra falan oturulmuyor güneşte. Sonra yağmur. Sonra sivrisinekler. Ayaklarım yediler. Ceket giydim. Bakın ceketle çıktım biraz serin diye ama ceketten de yediler. Yediler her tarafımı. Cihan'ım geliyor. Ay sürüsüz. Cihan'ım geliyor terastan gördüm. Onun yemeğini de hemen şey yapacağım. Koyacağım şimdilik. Ve günümüz bitiyor. Bugün de sağlıkla, sıhhatle geçirdik Allah'ıma. Şükürler olsun her zaman için. Saat kaç? 9'a diyorum. 10'a geliyor. Bakın benim çocuğum da maçtan geliyor. Ya. Maççı Cihan. Maççı Cihan. Bu çocuk kaç saatte geliyor aşağıdan? 1 dakikalık yolu şuradan. Ben bazen anlamıyorum. Bu sinek nereden girdi ya? Beni rahatsız ediyor. Hazırlayayım ya hemen. Bak oğlum daha gelmeden terasta görüyorum. Hemen yemeğini hazırlıyorum. Yorulmuştur şimdilik maçta. Aç. Kahvaltı. Ne yaptı o kahvaltı? Aa kahvaltı kendine yumurta yaptı benim oğlum. Aha geliyor. Geldi. Geldi. Bak seni terastan gördüm sana hemen yemeğini koyuyorum gördün mü? Boş ver şu silasa baksana. Ne oldu silasa? Dışarıda nasıl şeyle takılıyor? Terasın önünde mi geziyor? İnanmıyorum. Evet, soğuzu şu böyle. O soğuzda teras. Fenomenin katsı silas. Orada geziyor arkadaşlar terasın önünde ya. İnanmıyorum. Cihan çok mu koydum? Abarttım mı yine? Ha iyi mi? Çok koyma yeter. Yeter mi? De gösterelim. Ben abdecken yapayım ve da steht meine Schule. Burada tutor yazıyor arkanda tutor. Özel tişörtler Mile'ye yani bu tutorlara okulda 5. sene 5. sınıfa ilk başlayan öğrencilere şeylik rehber öğrencisin şimdi sen değil mi? Rehber öğrenci benim kızım vay be. Ben bu videomu unutmadan bitireyim. Yatacağım artık gidip yatacağım. Cihan da yemeğini yiyor burada. Bulaşıklarını yapacağım. Sabaha bırakacağım. Yapmayacağım canım istemiyor şimdi. Gidip dinleneyim şöyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu bir beğeni. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.